Her geçen gün payı çok hızlı bir yükselişte. Devam eden ve artık tüketim ve pazarlama alışkanlığı. Misafirler, TOP Uyum Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ve yine Türk Odalar ve Borsa... Her sınıfımızda hayırlı işler için geldik. Önce Borsa Başkanımız Mehmet Ali Kumandağ kardeşimiz Kur'an Kurs ve Camileri Yaşatma Vakfı'nı açtık. Ardından o da Meclis Başkanımız Ahmet Yaşar kardeşimle birlikte odalarımızı ve borsalarımızı ve 57 ortaklar bir araya gelip enerji biyogaz tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Odamızda e-ticaret portalıyla sizlere daha çok satış yapma ve kazanç elde etme imkanı sunmaktadır. Düzenlediği fuarla Elazığ'ın yerel değerlerine sahip çıkıyor. Elazığ Ticaret Saraybası Akademisi'yle sizlere kaliteli eğitim hizmeti sunuyor. Öte taraftan borsamız, tarım ve hayvancılığı geliştirmek üzere Fırat Üniversitemizde iş birliğine gidiyor. Bölge oda ve borsalarımızda yeşil mutabakat bölgesel eylem planı hazırlıyor. Odamız borsamız el birliği yaparak hayvancılığa ve gıda sanayine büyük değer katacak tarım ihtisası o seviyeyi kuruyor. Ara ucuk merkezi açarak sizlere en iyi şekilde hukuki ihtilaflarımıza çözmemize yardımcı oluyor. Hepimiz biliyoruz ticaret hayatında. Eskiden yıllar süren ticari davaların sonuçlanması artık Sayın Cemil Çiçek Adalet Bakanlığı döneminde başlattı. Odalarımız Ahi Ocağı'nın gerçek temsilcisi olduğu için artık arabuluculuk ve tahkim merkeziyle üyelerimizin sıkıntılarının bir an önce çözülmesi sağlanmaktadır. Dünyada odaların vermiş olduğu hizmeti ölçen uluslararası bağımsız kuruluşlar var. Bu bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenmiş, burada da gördük hep beraber, nasıl bu oteli bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız gibi değerlemesi varsa dünyada da oda sisteminde değerlendirme var. Bugün Allah'a çok şükür Paris, Londra, Berlin oda borsaları hangi standartta üyelerine hizmet veriyorsa Allah'a çok şükür Elazığ'daki oda ve borsamızda aynı standartta hizmet veriyor. Sokağa çıkma yasağının başladığı o 100 yılın bir salgını, hayatımızda görmediğimiz bir salgınla karşı karşıyaydık. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz ama 365 oda borsa, Elazığ oda borsamıza dahil olmak üzere hepsi görevin başındaydı. Üyelerin sıkıntısına, derdine her gün otomatikman bana bildirdiler. Ben de gece 9'a kadar topladım. Sonra ondan sonra ilgili bakana, cumhurbaşkanımıza, bürokrata kimse bunun muhatabı çözecek onayını. Değerli kardeşlerim, şunu gururla söyleyeyim bak. Bu devrede, bu pandemi döneminde bana 220 tane talebiniz olmuş. 220 talebin %97'si ama öyle ama böyle çözüldü. Zengin olmanın yolu tek bir yoldan geçer. Başka hiçbir yerden geçmez. O da ticaretten. Ticaretin olmadığı yerde zenginlik olmaz. Yeraltı kaynaklarıyla halkın zenginliği olmaz. Halkın zenginliği olabilmesi yolu ticaretten geçer. Ticaretinde tek bir talebi var. Huzur. Huzur oldu mu? İstihdam başlar, yatırım başlar. Bakınız şu anda bölgelerimize bakıyorum. Her gün Güneydoğu Anadolu bölgesinde herkes bizden gelir. Aman başkanım, cumhurbaşkanına söyle o
OSB arazisi geliştirsin. Yeni OSB istiyorlar. Bu neyin göstergesi? Yatırım iştahının göstergesi. Huzur oldu mu? Ticaret, ticaret oldu mu zenginlik. Bu kapsamda Allah'a çok şükür buralarda bir yatırım iştahı var, haberiniz olsun. Ben bunu Ankara'da görüyorum. Çünkü herkes yatırım yeri için talepte bulunuyorlar. Türk insanının 120 yıllık hayali. 60 yıl önce yarım kalmış kalan dünyamız vardı. Türkiye'nin otomobili. Bu görevi üstlendikten sonra değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse 29 Ekim'de sizlerle hep beraber, bu sizin eseriniz, 29 Ekim'de fabrikaya açıyoruz. Ve Mart ayında da inşallah Elazığ'da, Elazığ'dan TOG arabalarını caddelerde gezerken görebileceksiniz. Hocam. 15 yılımızda yine millet olarak beraberdik. Hep beraberdik meydanlarda. Ama biraz rahata geldik mi herkes ayrı bir cumhuriyet. Bunun yerine birbirimize saralım. Bakınız, mükemmel insan olmanın yolu birbirimizi sevmekten geçiyor. Ne olur birbirinizi sevin. Allah şöyle dikkat vermiş. Birbirinizi severseniz mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz, işinizden aslında. Yeni sanayiye aşık. Bir dakika. Sizi sahneye davet edelim. Başkan buradayız.